Mesude, bu bakkalın üstünde bir adam var. O da tarla arıyor. Bostan yapacakmış. Eyüp'te bir yer vardı ya anne. Hani şu Bayram'ın bostanın arkasında. Ha, arsacı Rüstem'in yerini. Aferin kız. Orayı gösterelim biz bu adama. Hadi Neriman, akşam oldu, gidelim artık. Aa, bir dakika Kemal. İşimiz var, daha biraz daha buradayız ha. Ya akşamın bu saatinde ne işin Neriman? Müşterim geleceğim dedi. Onu bekliyorum, akşamleyin uğrarım dedi. Ben gidiyorum. İyi tamam, hadi sen git. Güle güle canım. Ay, bir gidemedim be Kemal, bir gidemedim be. Kazık kalktın ya. İnşallah Karolin gitmemiştir. Ne yapacaksın kız Karolin'i? Görürsün kız şimdi. Alo. İyi akşamlar Karolin'cim. Ne haber kız? İyilik. Sen ne yapıyorsun? Aman nasıl olsun işte. İyilik. Bak ne diyeceğim sana. Elime çok kelepir bir mal düştü. Bir ev. Önü yanı sokağa bakıyor. İki katlı. Güneşler içinde. Arkasında bir bahçesi var. Bahçesinde küçücük bir havuzu var. Çok mevki bir yerde. Azıcık masraf var ama belki satın almak istersin diye düşündüm. Neriman, ben ev satın almak istemiyorum. E vallahi bir ilgilen derim ben. Sen ne diyorsun Neriman? Açık konuş. Ali abim evini satıyor kız, evini. Alo? Orada mısın Karolin? Evet, buradayım. Sen dedi de Ali ev satıyor. Bizim oturduğumuz ev. Evet ya. Sizin oturduğunuz evi. Ali abim bana geldi. Nerimancığım münasip bir fiyata bu evi satıver dedi. E ben de müşteri arıyorum. Belki ilgilenirsin diye düşündüm kız. Düşünüyor. Olabilir. Ben de böyle düşünmüştüm zaten. Olabilir demiştim kendi kendime. Ben yarın sabah sana bir verecek. Tamam mı? Tamam canım, yarın sabah mutlaka telefonunu bekliyorum. Hadi iyi akşamlar. Hoşça kal. Görüşürüz. Ay ne fenasın kız anne. Mesude. Nah, şuraya yazıyorum. Ali abimin evini Karolin'e satıyoruz. Bugün öğrendim. Ali evini satıyor. Ne yapayım yani? Şimdi sırası mı? O evi satın alalım mıyız? Biz? Biz derken sen ve ben mi yani? Benim ev yok. Bana bir ev lazım. Sakın bana o evde oturacağını söyleme. Oturmayacak ben o ev. İstiyor o ev. Hı? Ne dersin? Alacak mısın o evi bana? Neyi ne zaman isteyeceğini o kadar iyi biliyorsun ki. Evet. Akarsu gayrimenkul. Karolin, günaydın. Hayırdır inşallah kız sabah sabah? Ben Ali'nin ev için arıyor seni. Evin fiyatı ne? 150 bin lira canım. Bir de benim komisyonum var tabii. Çok pahalı. Aa, neresi pahalı ayol? Hemen satılsın diye bu fiyatı söylüyorum ben. Kelepir ev, mahallenin en güzel yerinde. Köşe ev. Ayol sen bilmiyor musun sanki? O evin kıymetini senden daha iyi kim bilebilir Karolin'ciğim? Neriman, sen biraz indirim yap. Aa yok anam, vallahi indirim yapamam. Bak ne diyeceğim, dükkanda bir müşterim var şimdi. Sana bir şey dedim diye ona diyemiyordum. Ama satın almayacaksan ona satacağım vallahi. Atmaca gibi gözlerimi dikmiş bekliyor. Merhaba.
Tamam. Kabul. Ev satın alıyorum ben. Çok güzel. Peki şeyi ne yapacağız ya? Ali abim evi senin satın aldığını duyarsa vallahi bizi de yıkar, evi de yıkar ha. Ne diyorsun kız? Bir numara yapmamız lazım. Sen Ali'yi al, öğren sonra tapu dairesine gel. Ha. Ben yarama gönderecek oraya. Ve sen ha. Bu satışı bu arama yapacaksın. Ondan ha. Sonra... Bu adamdan evi alacak ben. Ali bir şey anlamayacak ki. Ha. Tamam canım. Sonra öğleden sonra görüşürüz o zaman. Şimdi işim var, kapatıyorum. Hadi hoşça kal. Ne haber Kemal? Ne oluyor Neriman? Ne olsun, iş güç işte ya. Sen delirdin mi kadın? Ali'nin evini Karolin'e satıyorsun. Ya ev sattık, önünde sonunda biri almayacak mı? Karolin söylediğim fiyatı kabul etti. Komisyonunu da verecek, daha ne? Derhal Karolin'e telefon aç, bu işin olmayacağını söyle. Bana bak Kemal, yettin artık ha. Senin bu kafasızlığın yüzünden iş yapamaz hale geldik. Ya aile hayatıyla iş hayatını ayırt edemedin gitti. Bu kadar hissi davranma canım ha. Eğer dediğimi yapmazsan Neriman, evini Karolin'e sattığını Ali'ye söyleyeceğim. Hayır efendim, söylemeyeceksin. Eğer anlarsa yüzüne nasıl bakacağız be? Ya Karolin oraya bir adam gönderecek. Satışı adama yapacağız. Sonra da Karolin'e sattığımızı bilmiyorduk. Bizim haberimiz yok vallahi diyeceğiz. Hiçbir suçumuz yok diyeceğiz. Kemalciğim, bu işler böyle yapılır hayatım. Yanlış yapıyorsun Neriman. Bana bak Kemal. Eğer gidip de Ali abime bir şey söylersen... ...vallahi de billahi de seni boşarım ha. Hah, bak buraya yazıyorum. Yürü kız, gidip Ali abiyi bulalım. Evine müşteri çıktı, satıyoruz, onu söyleyelim. Yok ayol, Ali abim evde yok. Nereye gitmiş olabilir? Kemal? Ne? Nereye gidiyorsun ayol? Bakkala. Ne yapacaksın? Gazoz içeceğim. İçim kabardı. Asit iyi gelir. Ha, doğru dedin. İki tane de bize getir. Soğuk olsun ha. Muzaffer merhaba. Merhaba. Ali'yi gördün mü bugün? Sabah erkenden çıktı gitti. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.